yapayım mı? Bir şey yaparım. O kadar. Melike'nin ağzı da hiç böyle eli ağzından geri gitmiyor. Hiç de. Hiç de. Saçlarını göster. Ceyranlar neden oynuyor böyle? Melike. Çocuğun ters döndürüyor zaman. Dönder şöyle. Bu arada bu uyuyordu herhalde. Geçiyormuş. Kızım. Elin ağzından alsana kızım. Etme. Abi çöre içtin o. Deli verir hemen bakın, deli verir. Öyle her zaman hemen oynar yeter. Dayı sabır çek, azıcık da nasıl çekersin? Sabır çek, aynı abi. Kulağım açtı. Öyle şimdi televizyonu seyrediyor, boş televizyonu. Eş. Bedirhan. Az Bedirhan'dan çekecektim. Bedirhan'ı çek, acıksayın akşama bak. Al da çek. Bak buradan çok bir yere oturdun. Sağ ol. Gel hamuru otur, gel. Bedirhan'dan bir yere oturttun. Yere bırak burayı. Yere şurada otur. Değil mi? Açık bacaklarını havaya kalsın. Değil mi? Azıcık ben mi oynasın? Ben de yatacağım. Aha, o da en büyükleri. Şunu en küçükleri yanına koy. Aha, en büyük. Bedirhan ikisini çeksin. Bedirhan kalktı. Bu da yattı mı? Kulağını yakamıyor herhalde. Arabaya geliyor. Bedirhan bak bak. Gel Melike'den oynayın. Gel. En büyüğü de benim. Çocuk bana müzik çalın be. Oynamaz bak şimdi döşesine bak. Bana ya da göt görmeyeyim böyle. Bu da yok. Al. Şimdi dövüş başlasın diye oraya koydum. Oldu başlıyor. Hani bize çay getirmediniz bu akşam? Çaysı nasıl değil? Yok canım. Bu hidrojen sülfüründe körfeze taşındığı ve balıklarda bayılma ve ölümlere sebep olduğu söyleniyor. Şimdi ölü diye aldığımız balıklar laboratuvar ortamında tekrar canlanıyor. Yani demek ki bir baygınlık geçiriyorlar. Bunlar tabii bizim çıplak gözle elde ettiğimiz bulgular. Esas teknik sonuçlar uzmanların laboratuvar incelemeleri sonunda ortaya çıkacak. Yani bu bulgular üzerinde herhangi bir büyük tehlikeden söz etmek mümkün değil, değil mi Sayın Vali? Yani o konuda bir yorum yapamıyoruz tabii, bilemiyoruz. Ama yine de paniğe gerek olmadığını söylüyoruz. Kesinlikle, gayet tabii. Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Gel. Sen bırak artık önümde. Bedirhan. Dayan götürüyor, havuz suyu dayan. Dayan. Gel. Ömürleri de oynayacağım böyle. Su getir, gel. Bana, çöver. Ben bunları mı ne diyor gün? Yanına bir patates hoşla. Ertesi yanına da turşu falan koy. Ayran, yoğurt, süt. Hangi Fatma? Sizin bu pazara gelsen ne diyor? Parası 2 milyon. Ne yapıyorsun? Köyden buraya 2'den gidiş 4 milyon.
Telefon numarasını görüyorum. İki kişi? 8 milyon. 8 milyon ya. Sen bizim burada 4 lira yesen 12 milyon. Hangi Fatma? Çocuk mu? Öğlen yemeği yesen değil mi? Öğlen yemeği yesen. Ve telefonu yok yanım bende. Bende var ya. Kim hastaydı? Fatma. Çekim yapıyorsun tamam. Gibi yedim. Az kaldı zaten. Yedi. Daha alma tamam mı? Ben bir tane yemişim. Medir Hanım konuş dedi. Yanında kim? Songül'ün kayınvalidesinin şey annesinin en yalancı damadı sensin işte. Sen zaten yalan söylemiyor musun? Yalanı sever misin şey? Kaleci! Yine ne vurdu? Kaleci! Güzel! Aferin! Sana bulduğum zaman var ya, sana bir iyi sorarım ben. Bu eş unutma ya. Sıra bende olacak ya, ben de yapacağım. Böyle mi diyor ki şey hocam? Hı? Hamuracı. Hamuracı böyle mi olur? Aram da çok güzel şey. Şimdi ağrısızın var mı bu iş? Ağrısızın yok. Şu anda iyi bulup gidip bulup hemen gitmeye çalışıyorum. Çok güzelim. Sağ olun. Abi sağ olun. Nuri sen de sağ ol. Sen de tip var ya. Kobalı oldu şapka da gelmiş. Babası da kendi o yüzden. Bedir Han beri bak. Şuraya bak bak. Bak ne gidecek. Kasetini aktarırım. Açılış münasebetiyle konuşmalarını yapmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hasan Tahsin Seferinoğlu'nu davet ediyorum. Biz daha önceki senelerde de buraya gelindi, farkındayım, bilgiliyim. Onun altında yatan bir gerçek var, o gerçek de şu, siz Milli Eğitim'in bütün çalışmalarına, güzel şeylere yağmalan, çağlayan insanları çok yatkın, çok ilgili. Dolayısıyla bizden de, devletten de bu ilgiyi bekliyorlar. Onun için biz her zaman buradayız, bu insanların yanındayız. Dolayısıyla yağmalan halkının, insanlarının bu gibi şeylere sıcak baktığından dolayı hasreten güler yüzlü muhtarına acılı günde de yanınızdayız, sevinçli günde de yanınızdayız. Bizi her zaman yanınızda hissedin. Yağmalan öksürüyordum, bir merhale kat etti burada o arkadaşımız. Ondan sonra şimdi mevcut olan müdür olan arkadaşımız de tecrübeli bir arkadaşımız, o da çalışkan bir arkadaşımız. Onun da birinci de olduğunuzu düşünüyorum. O bakımdan da şanslısınız. Ona da bu köyde fevkalade sahip çıkacağınıza ve çıktığınızı bir yere gitmiş. Ona bir şey kıra sözümü kesiyorum ve bu gibi çalışmalara destek edeceğinize hepinize inanıyorum.
ve bu kursun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Açılışın münasebi. Belgesini vermek üzere ilçemiz nüfus müdüresi Zahide Hanım'ı davet ediyorum. Hava Topçu'nun belgesini vermek üzere ilçe Milli Eğitim Müdürümüz. Resimler de size mi? Etmeyin de. Hediye olarak veririz de bu mahpus keseriz. Bu taraf bir şekilde bir şey eksik yapmış. Seviye bu sana deneyim. Tebrik ederiz, güzel olmuş sevginiz. Duygularınızı alabilir miyiz? Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim? Sizi tanıyabilir miyiz? Duygularınızı alabilir miyiz? Bilmiyorum artık. Daha iki sene yine açılmasını istiyoruz önümüzdeki yıl. Nasıl, neler yaptın bu sergide? Değerlendirmeyi düşünüyor musun yoksa kendin için mi? Yani cezin için mi kullanacaksın? Cezim için yaptım. Yani bildiklerimi de yaparım. Neler öğrendiniz şimdi burada? Dikiş türü, nakış öğrendik. Dikiş türü bir şey yapmadık. Nakış öğrendik. Ben Perihan Bakan. Evet Perihan Hanım, nasıl, neler öğrendiniz burada? Neler yaptınız sen? Dikiş türü. İşte ne olur bu sırf fotoğraflarım vardı. Ağabeyin kenarlara mesela çuvalın üstüne asılır. Yani bu bizim gözümüzde buranın. Ufak tefek ağırlık, gazma şeyle böyle bir köşe olabilir. Teyze nasıl gördün, sergi iyi mi? Yapabilmiş mi? Yapmış. Güzel mi? Güzel. Daha güzel olur. Hem köyün yanında yani çocuklarımızın... Evet, neler yaptınız? Şu anda bir sergi açtınız. Yaptıklarınızda çok güzel eserleriniz var. Siz ne yaptınız? Ben mutfak takımı yaptım. Mutfak takımı yaptın. Nasıl kurstan memnun musunuz? Evet, memnunum. Sağ olun. Evet, sergi gezdiniz. Nasıl sergi? Sergi güzel. Siz daha önce gittiniz mi kursa? Evet, geçen yıl. Siz de vardınız. Şimdi nasıl? Geçen yıl siz sergilediniz. Biz seyrettik. Şimdi siz yapılanları geziyorsunuz. Nasıl bir duygu? Bilmem. Geçen yılki daha güzel bir duyguydu. Şimdi hazır seyrediyorsunuz değil mi? Evet. Yine de güzel değil mi? Evet, güzel. Evet beyefendi, siz nasıl gördünüz sergiyi? Çok güzel, çok iyi. Yine olmasını diliyoruz. Televizyonu
Kızlar çekmiyor. Ne yapalım hocam ya? Bunu artık oradan seyredilecek. Sizin ne zaman yayınlayacağız bunu? Biz oraya gelmemiz lazım. Akşam. Bu neyse beni çektik. Hanımefendi, nasıl buldunuz sergiyi? Çok güzel. Kızlarımız el emeğiyle, göz nuruyla yapmışlar. Çok harika. Evet, iyi günler. İyi günler, sağ olun. İşte bu senin, ha bu mevzunu. Yolunuz var mı? Yolunuz nasıl? Yolunuz izin açık olsun o kadar. Yeter size. Yolun izin var mı? He? Derdin bir sıkıntın var mı? Yol yapılacak yol çok. Yolu yaparsa kamara var hocam. Kamaraya, kamara söyle tak. Yol yapılacak mağduruz. Yol sahip çıkan yok de. Sahip çıkan yok. Sahip çıkın. Bakın bize. Bakmıyorsun. Siz bize bakarsanız biz size bakarım. Ne? He? Değil mi? Çok sağ olun. Allah razı olsun bakarsanız. Bakmasanız ne bizden size ne sizden bize. Değil mi? Evet. Tamam kardeşim tamam. Daha uğraşma. Yarın akşam televizyonda. İner. Televizyon gör. Vermiyor. Tamam. Çek avuç çocuklara. Öktar dövüşme sizi çekiyor lan. Haber mi çek ya? Haber mi? Haber. Abına sor. Bu bayağı bilginidir. Bu adam bilginidir. Hep çıksın televizyon. Bak burun, burnundan sakalı evet. Çekmeyeceksin ha. Burnundan sakalı çekmeyeceksin. Orada, orada. Ne diyorsun? Ne diyorsun diye. Ne neler söylüyorsun? Bürünün dibinde kaldım de. Yol yapın o karı geleyim de. Kendinize katıldığınız çok teşekkür ben ederim. Ben mutluluklar ben duyarım. Sizi tanıyalım. Kimsiniz? Biz Çağlayan köyünden Şenel Koç. Çağlayan köyünden Şenel Koç. Şenel'in dibinde kalan yolu olmuyor. Nasıl bu sene durumu nasıl? Efendim? Fındığın durumu nasıl? Fındıklar bu sene bol. Mahsul yağmur, yağmurlu gidiyor diye. Şenel Koç. Neler bekliyorsun fındıktan bu sene? Yani devletin... Devletin fiyat vermesini istiyoruz. Ne kadar istiyorsun? 2000 dolar. Ne? 2000 dolar sen 3 dolar. Rüya mı girdi? Değil mi? He. 2 milyon olsun. Çok fındığa 2000 dolar böyle 5 milyon. Nasıl gübre atabildin mi? Gübre attım. Yarısını attık deseydin. Neden atacaksın? Öyle diyeceksin ama. Ya ne konuşuyorsun? Gübre yok. Para yok ki. Gelir yok, gider çok. Kriz burada da var mı? Ayıp etti. Ayıp etti. Kriz olmaz mı? Krizin olmadığı yer neresi var? Ben buranın açılışına geldim. Bırak bırak. İlk göreve geldim. Ama yani bu yukarı yol yok o zaman. Bu yol 91'de açıldı. 89'da açıldı. İşte onu açıldı. Yeni açıldı. Bu yol da yok. Ne yapacak? Şu mu ha? Anterin gözüküyor. Bu yol altından aşağı buraya dilemez. Nereden aşağı? Şimdi yol haşlayalım. Yok, ileride olsun da o yani. Daha araba dolaşına aradıktan yola çıkıyor. Yol kurtar. 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 Yol
Yukarı çıkar aşağıya iner. Yukarıdan çıkar da. Ama konuşma yapalım. Sen davulçusun la hayatım. Nasıl davulçusun? Topla ne olursun? Tombala tombala olursun. Düdükçüyle çalarsın. Bunu herkes vurabilir mi? Ben çalabilir miyim mesela? Artık sen geldi elden mesleğini yaparsın. Ben de televizyona gidiyorum akşamına. Şener gibi fındığın kilosu 2000 dolar olsun diyorsun. Öyle değil. Adamın tanıdık. Bu bir tonu dedi sonundan canım. Bir tonu mu? Sonundan bir tonu dedi. Kamaraya çektim video 10 yapacağız ki. O değil ki şimdi ben orayı değil. Televizyona verileceğizse silseler yanlış verdi. Ha kayıt oldu bitti o iş artık. Kayda girdi o da nasıl sileyim ben? Kaç senelik davulcuksun dayı? 50 senelik davulcu. Bek konuşalım, bek. Bek konuşalım, oraya bak ya. Para çekiyi. Çekiyi bek söyle. Kaç senedir davulculuk yapıyorsun? 40 senedir vardı. Devam ediyor musun? Hala devam ediyorsun. İş çıkar, iş çıkarsa nasıl, işler nasıl? Çalıyorum. Krizden iş yok bu sene. Dunalı'ya falan dönbelekçi gideyim abi. Dunalı'da evvelden gidiyor ama şimdi gitmiyor. Hangi kamera söyler onu abi? Yok daha önce sen oraya vardı ama. Oyun da yayın. Oyun da yayın. Oyun da yayın. Oyun da yayın. Çobanım dedi. Bir şey yok. Oyun da yayın. Oyun da yayın. Oyun da yayın.